Farm kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah Ateş. Bugün sizlere Amerika'da ev kiralamak ile alakalı geniş kapsamlı bir video hazırlamak istiyorum. Bu videoyu hazırlamamı isteyen çok fazla abilerimiz, ablalarımız oldu. Özellikle Amerika'ya gelmeyi düşünen ya da Amerika'ya gelecek olan kişiler var. Onlara yardımcı olmak için bu videoyu hazırlamaya ihtiyaç duydum. Öncelikli olarak arkadaşlar, videonun başından sonuna kadar sadece beni izlemek ve arkamdaki görüntüyü görmek size sıkıcı geleceğini düşündüğüm için şu andan itibaren kendimi sol üst köşeye alıyor ve aşağıya büyük alana. Şu anda benim Amerika'nın Texas eyaletine bağlı Dallas şehrinde ve Frisco bölgesinde yaşamış olduğum apartman sitesinin içindeki görüntülerle ilgili size bir görüntü göstermek istiyorum. Bu görüntüler tamamen benim şu an yaşadığım apartman sitesinin görüntüleri. Hiçbir şekilde başka bir apartman sitesinden alıntı yapmadım arkadaşlar. Öncelikle yok, şunu söylemek istiyorum. Amerika'ya göçmen olarak, green card olarak, çalışma izni alan biri olarak, work and travel sahibi olarak ya da turist olarak geldiğinizde apartman sitesinde ev kiralayabilirsiniz. Çünkü Amerika'da para konuşuyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Gerçi bu kurallar siteden siteye, apartman sitesinden house'a her zaman farklılık gösterir. Ama emin olun, cebinize paranız varsa ev kiralayabilirsiniz. Kim ne derse desin. Birkaç ufak tefek hatırlatma yapmak istiyorum. Amerika'ya geldiğinizde iki tür ev var arkadaşlar. Birisi house, birisi apartman sitesi. Apartman sitesi görmüş olduğunuz gibi en fazla genelde 3 ya da 4 katlı olan, her katta 2, 4, 6 ya da 8 tane hanenin bulunduğu bir kompleks ya da house, yani bizim deyimimizde villa, yani müstakil evler. Müstakil evlerin sorunluluğu, eğer müstakil ev yani house kiralarsanız bunun teknik sorunlarıyla siz kendiniz uğraşıyorsunuz. Ancak apartman sitesinde kiracı olursanız teknik sorunlarla siz ilgilenmek yerine leasing ofise, yani kiralama ofisine gidiyorsunuz ve sıkıntılarınızı, sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Onlar en fazla 48 saat içerisinde size çözüm önerileri getiriyorlar. Gelip ürünlerinizi, cihazlarınızı, makinelerinizi tamir ediyorlar. Teknik sorunlardan sizi kurtarıyorlar. Green card olarak farz ediyorum. Amerika'ya geldiniz. Geldiğiniz andan itibaren yapacağınız tek şey, size uygun olan bir tane bölgede apartman sitesini listesi yapmak. 3 tane, 5 tane, 10 tane ve onları gezerek sizin için en cazip apartman sitesini seçmek ve orada kiralama yapmak. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane özellik var. Apartman sitesini gezmek için öncelikli olarak içeriye bir tane kimliğimizi, Türk kimliği, Amerikan kimliği ya da pasaportumuzu bırakıyoruz. Görevli size verilmesi gereken bütün bilgileri apartman sitesini gezerken size veriyor, sitenin tanıtımını yapıyor ve daha sonrasında leasing ofise tekrardan geçip kimliğinizi, pasaportunuzu size iade ediyor. Ama burada leasing ofisinde apartman sitesi kiralarken birkaç tane kural var arkadaşlar. Öncelikli olarak pasaportunuz ya da Amerikan ehliyeti olması gerekiyor. Ve kesinlikle sosyal güvenlik numarası ya da green card ya da her şekilde Amerika'ya geldiğiniz, bununla ilgili sizden bir belge isteyebiliyorlar. Eğer green card olarak geldiyseniz sosyal güvenlik numaranız, pasaportunuz ya da green card'ınız olmasa bile pasaportunuzu gösterdiğinizde vize türünden zaten sizin buraya nasıl şekilde geldiğiniz belli oluyor. Yani orada green card olarak geldiğimiz apaçık bir şekilde ortada. Ve eğer yaşamayı düşündüğünüz apartman sitesinde tanıdığınız bir Türk varsa, onlar size kefil olarak sizin apartman sitesinde yaşamanızı, bu kira olayını, kontratınızı kolaylıkla halledebiliyor. Çünkü içeride zaten bunun bir dostu, bir arkadaşı var ve bu adam kiralama yapmak isteyen kişiye şahit olmuş, ona yol göstermiş, ona yardımcı olmuş deyip bu şekilde sizin işlerinizi kolaylaştırıyorlar. Ancak burada bazı önemli noktalar var. Şimdi leasing ofisine gittiğinizde sizden şunu istiyorlar: bana bir paycheck ya da iki tane paycheck getirir misin? Yani senin kiran ne kadar? Örnek veriyorum, sizin ödeyeceğiniz kira 1000 dolar ise sizden minimum en az 3000 dolar evin getirisinin olması gerekiyor. Yani ben evin erkeğiyim, 2000 dolar kazanıyorum. Eşim de tek başına 1200 dolar kazanıyor. Bizim aylık gelirimiz 3200 dolar deyip bunu paycheckli bir şekilde ya da direct deposit olarak gösterebiliyorsunuz. Ya da başka bir apartman sitesine giderseniz onlar da size bankada sizin bize ödeyeceğiniz kiranın 6 katı kadar bankanızda paranız var mı diye gösterebiliyorlar. Ya da onun dışında siz Amerika'ya yeni geldim, şurada çalışacağım, 3000-4000 dolar kazanacağım ama henüz işbaşı yapmadım derseniz
şirketinize söyleyin, HR bölümüne yani insan kaynakları bölümüne. Onlardan size bir tane work letter yani iş mektubu göndersin ve sizin hakikaten de bu kadar para alıp alamayacağınız bize lütfen bunu mektup halinde bildirsin diyorlar arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular. Ama şunu söyleyeyim ben size. Amerika'da para konuşur. Paranız varsa her sorunu çözersiniz. Çünkü örnek veriyorum. Eğer kiranız 1000 dolarsa sizin bankadan ya da Türkiye'den gelirken 10 bin dolar getirdiyseniz eğer. Ve baktınız ki sizden şöyle şöyle istiyorlar. Ya şimdi masaya parayı vurup. Kardeşim bakın benim 10 bin dolar cebimde keş para var. Ben bu kirayı ödeyebilirim. İsterseniz 3 aylık kirayı bile peşini ödeyebilirim deyip. Ödemeniz gereken normalde depozit yani kapora 500 ise siz 1000 dolar ya da 1200 dolar ödeyip sizi rahatlıkla o eve sokabilirler. Buraya geldiğinizde kontrat olayı var. Kontrat olayı çok ciddi bir olay. Yani şu anda yaşamış olduğum apartman sitesi ve Houston'daki apartman sitesinde kontratımız 12 aylıktı. Yani buraya geliyorsunuz 12 aylık bir kontrat yapıyorsunuz. İmza yaptığınız andan itibaren 2 gün 3 gün sonra bile olsa gelip de leasing ofise benim param bitti. Ben Kaliforniya'da New York'ta bir iş buldum. Benim buradan ayrılmam lazım. Affedersiniz Türkiye'de hastalık var, ameliyat var, ölüm var, gitmem lazım dediğiniz zaman sizden belli bir miktar cayma bedeli istiyorlar arkadaşlar. Olay şu. Kendimden örnek veriyorum. Houston'dan buraya gelirken ben gittim leasing ofise ve dedim ki ben Dallas'ta çok daha iyi şartlarda bir iş buldum. Ben Dallas'a taşınmayı düşünüyorum. Lütfen benim kontratımı iptal edebilir miyiz? Bana dedikleri şu şey şu. Emre iyisin, hoşsun, güzelsin ama bizim kurallarımız var. Bu şekilde cayamazsın, bu şekilde kontratını iptal edemezsin. Eğer kontratını iptal etmek istiyorsan 2 ay öncesinden bize notis vereceksin yani uyarı vereceksin. Ve 3. ayın kirasının %85'ini ödeyip ondan sonra evi toplayıp gidebilirsin. Arkadaşlar şunu biraz daha size basit yöntem anlatayım. 1 Haziran'da kontratınızı yaptınız ve bir sonraki sene 1 Haziran'da kontratınız bitiyor. Size 1 Nisan'da yani 2 ay önce soruyorlar. Beyefendi evden ayrılacak mısınız yoksa kontratınızı devam ettirmek mi istiyorsunuz? Sizin evet ben bugün ayın 1'i kontratımı iptal edeceğim. Ben 2 ay sonra başka bir yere taşınıyorum demeniz gerekiyor. Bunu söylemediğiniz takdirde o kontrat böyle uzuyor, Nisan ayı atlıyor gidiyor, Mayıs ayı atlıyor gidiyor. 1 Haziran'a gidip ben bugün ayrılıyorum diyemezsiniz arkadaşlar. Bunu dediğinizde size dedikleri şey şu. Bugün 1 Haziran, 12 aydır buradasınız. Kurallarımızı biliyorsunuz. Size attırmış olduğumuz imzaların içerisindeki kuralları da gördünüz. Anlamasanız bile onu imzaladınız. Bugünden itibaren 2 ay boyunca siz kira ödeyeceksiniz. Evde kalacaksınız. Biz bu 2 aylık süreçte sizin evinize apartman yönetimi olarak başka kiracı arayacağız. Ve 3. ayın kirasını %85'ini yani 1000 dolar kira ödüyorsanız 850 dolar gibi bir ceza ödeyip ondan sonra eve gidebiliyorsunuz. İkinci alternatif bunlarla uğraşmak. Ben 2 ay daha burada kalmak istemiyorum. Benim işim çok acil. Hemen gitmem lazım. Şu sebepten derseniz dedikleri şey şu. Bugün 2 aylık kirayı ver, 3. ayın kirasının %85'ini ver ve şu anda hemen pılını pırtını topla, git diyorlar. Bunlardan kurtulmanın tek bir yolu var arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Eğer Amerikan ordusuna gireceğim benim acil bir şekilde 10 gün sonra, 15 gün sonra evi boşaltmam gerekiyor, ben hiçbir şekilde ceza ödemiyorum derseniz sizden ordudan bir tane kağıt istiyorlar. Ve orduya gidip hakikaten de orduya katılacağınızı Army, United yani Air Force ya da Navy ya da Marine her neyse artık deniz kuvvetleri. Oradan gidip recruiter'dan yani işe alım görevlisinden bir tane kağıt alıyorsunuz. Evet işte falan cemaatleş Amerikan ordusuna başlayacak orada görev yapacak. Acil bir şekilde evini boşaltması gerekiyor. Çünkü başka bir eyalete başka bir şehre gidip eğitim alması gerekiyor diyorlar. O şekilde size bir kağıt veriyorlar. Bu şekilde hiçbir şekilde ceza ödemeden gidebiliyorsunuz. Bu en doğal, en mantıklı, en kolay sistem. Ama bunun için orada girmeyi göze alabilecek misiniz? Orası da var. Arkadaşlar az önce leasing ofise girdim. Bugünün tarihiyle güncel olarak sizin için bilgiler aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın broşürler var burada görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Ve şimdi burada size elimden geldiği kadar bilgi vermek istiyorum. Amerika'da
Evler ikiye ayrılıyor. House'lar ve apartmanlar. Apartman sitesinin en iyi yanı, teknik sorunlar olduğu zaman leasing ofise gidip sorununuzu dile getiriyorsunuz ve gelip 48 saat içerisinde bunu çözüme kavuşturuyorlar. İkinci bir şey, leasing ofisinizde evinizi tuttuğunuz andan itibaren size eve gireceğiniz ilk gün anahtarla birlikte bir tane eksik, kırık, kontrol, bozuk listesi veriyor arkadaşlar. Yani elinizde bir liste var. Evde bakmanız, görmeniz, kontrol etmeniz gereken her şey. Bu listede kutucuklar var. Hepsini tek tek kontrol edip kutucuğa böyle tık tık işaretler atıp bunları imzalayıp bu kağıdın bir fotokopisini kendinize, aslını ise leasing ofise bırakıyorsunuz. 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra vay bizim evde çamaşır makinesi yok, vay ocak bozuk, vay cam kırılmış, vay kapının kolu bozuk, vay musluğun işte su damlatıyor gibi sebeplerle hemen oraya gitmeyin diye böyle bir çözüm üretmişler. Onun dışında arkadaşlar, house'ların en büyük sıkıntısı, house burada bildiğiniz villa, yani müstakil ev. Onların en büyük teknik sorunu, eğer bir sorun olduğu zaman herhangi bir şekilde kendiniz halletmeniz gerekiyor. Burada Amerikalılar genelde apartman sitesini kullanmasının en büyük sebebi bu, teknik sorun. Zaten house'larda yaşayan gerçek Amerikalılar bütün ekipmanlarını garajlarına zaten tedarik etmiş durumda ve her türlü sorunlarla başa çıkabilecek durumdalar. O şekilde yaşıyorlar. Ama bunların da en iyi yanı ne? Garajı güzel bir şekilde ekipmanlara doldurmuşsun, atölyeye çevirmişsin, garajın önünde 4 tane arabaya yetecek kadar park yeri var. Güzel bir şekilde hayatınızı yaşayabiliyorsunuz. Ama garajın ya da house'un sorunları apartman sitesine göre daha fazla ve herkesin altından kalkabileceği bir ev tarzı değil arkadaşlar. House'u ilk gelenler için tavsiye etmiyorum. Ama sonrasında gerçekten de yaşamanız gereken, tadına varmanız gereken bir tiptir house. Evet dostlarım, eve geçtiniz. Ev içinde olan beyaz eşya ve ekipmanları size söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Amerika'da apartman sitelerinin yaklaşık olarak %95'inde buzdolabı, klima, fırın, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, mikrodalga ve set üstü ocaklar mevcut. Sadece birkaçında çamaşır makinesi ya da kurutma makinesi mevcut değildir. Bizim sitede böyle bir sorun vardı arkadaşlar. Site yönetimi bana dedi ki, Emrah Bey, bizim apartman sitesinde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok. Eğer sizde varsa getirin. Yoksa ikinci el Offrup, Letgo ya da 5 Mayıs'tan, 5 Mayıs'tan ikinci el kullanılmış bulun. Onlara gelip montajını yapın, kullanın. Ya da elinizden o da gelmiyorsa, istemiyorsanız, bizim burada anlaşma olduğumuz bir tane firma var. O firmayla bağlantıya geçeriz. Getirip her iki makineyi de kurulumunu yaparlar ve sizden cüzi miktar para alırlar dediler. Ben böyle işler sevmem arkadaşlar. Ben isterim ki her şey en iyisi olsun, en kalitesi olsun. Teknik sorunlardan dolayı başım ağrımasın. Ben tamir işleriyle uğraşmayı sevmiyorum. Hepsini şöyle çeyiz paketi gibi yapın ve hepsini faturaya işleyin dedim arkadaşlar. Onlar da o şekilde yaptılar. Sağ olsunlar. Arkadaşlar, tekrar şunu söylemek istiyorum. Site içerisinde kampanya ve güzellikler olabilir. İlk ay bedava olan yerler var. Gidiyorsunuz, diyor ki size kiramız 1200 dolar ama ilk ay bedava. Ya da ilk 2 ay %50, zaten aynı mantığa denk geliyor. Sadece ilk 2 ay boyunca kiranın %50'sini veriyorsunuz. Ya da apartman sitesine birisini getirdiğinizde size leasing ofis yönetiminden bonus para verilmesi ya da o bonusun kira olarak sizin borcunuzdan düşülmesi olayı var arkadaşlar. Bu Amerika'da oldukça yaygın olan, herhangi bir apartman sitesinde bulabileceğiniz bir yöntem. Yani Amerika'ya geldiniz, kiralık bir ev buldunuz, orada yaşıyorsunuz. Apartman yönetimine soruyorsunuz, işte ben buraya bir arkadaş getirirsem bana bonus veriyor musunuz diye. Onlar da size 150-200 dolar ile 750 dolar arasında bonus veriyorlar arkadaşlar. Ve evlerin birçoğu çelik ya da birçoğu ahşap kapı şeklinde. Çok böyle güvenlik gerektirecek kapılar yok. Aslında bunun Amerika'da yaşayan insanların birbirine olan güven, saygı, tereddüt, hırsızlık olaylarının çok fazla olmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Hırsızlık olayı kesinlikle yoktur demiyorum bakın. En aza indirgenmiş şekilde. Ve siz de bu olaylara dikkat ederek, bunları araştırarak şehir seçiminde bulunun. Ayrıca kamu düzeni ve çarpık yapılaşmanın olmaması, Amerika'ya geldiğinizde havalimanına daha inmeden
gökyüzünde pencereden baktığınızda gözünüze çarpabilecek ve çarpacak olan ilk güzellik. Evet dostlarım, az önce size söyledim, leasing ofise gittim, bilgi aldım. Şimdi onunla ilgili size Amerika'ya geldiğinizde ev tutacak olan kişiler için ne kadar, nerelere ödeme yapmanız gerekiyor, bununla ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bakın şurada bilgiler var. Arkadaşlar, özellikle benim yaşamış olduğum şu andaki apartman sitesi için $75 application fee each adult. Yani arkadaşlar, iki çocuklu karı koca olarak geldiğinizde $75 çarpı 4 kişi, bu da $300 sadece başvuru ücreti. Önce başvuru ücretini veriyorsunuz, sonra başvurunuzu yapıyorsunuz. Eğer leasing ofisinin sizden istemiş olduğu şartları yerine getiremediğiniz takdirde, kiralayamasanız bile o parayı muhtemelen size geri vermiyorlar. Bunu başta konuşun. Durduk yere application fee verip de oradan evi kiralayacağınızı düşünmeyin. Ya ben buradan $300 para verdim, bir zahmet evi bana verirler diye düşünmeyin. Vermeyebilirler. Buraya geldiğimde bazı maddi olarak sıkıntılarım oldu. Ben bu $300 depozitoyu bayağı bir yukarıda verdim. Onunla birazdan nedenine geleceğiz. Onun dışında arkadaşlar, vereceğiniz ekstra ücretlerin dışında $285 yönetici, dışarıdaki kapıların kumandası için uzaktan kumanda ve mailbox için para ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani buraya gelen zarfları alabileceğiniz bu kutucuklar için. Onun dışında arkadaşlar $50 da yine leaseholder, kağıt kalem işlemleri için para ödüyorsunuz. Hayvan ücretine geliyorum. Arkadaşlar, hayvanınız varsa bir hayvan, $300 non-refundable. Yani geriye size ödemeyecekleri, sadece hayvanınızla geliyorsunuz diye alacakları bir $300 var. Onun dışında artı bir $300 da refundable. Yani evden çıkarken size ödeyeceklerini söyledikleri bir depozit var. Toplamda $600. Artı yaşadığınız her kedi ya da köpek için $25 pet fee var. Yani arkadaşlar, kedinizde yaşıyorsunuz ya da köpeğinizde, her ay köpek için $25 kira ödüyorsunuz. Köpeğinizin tuvalete geldiği zaman dışarı çıkartıyorsunuz. Dışarıda köpeğinizin tuvaletini yapmasını bekliyorsunuz. Yaptıktan sonra, zaten şu anda videoda görüyorsunuzdur burada bir yerde, poşet var, çöp poşeti. Çöp poşetiyle köpeğin dışkısını alıp çöpe atıyorsunuz. Olay bu. Ve arkadaşlar, yaşamış olduğum apartman sitesinde maksimum 2 tane hayvan izin veriyorlar. Şimdi gelelim kiranın içerisinde ekstra olarak görünecek, finalde sizin karşınıza çıkacak olan faturaya. Örnek veriyorum, ben şu anda yaşamış olduğum apartman sitesi $1035 ama ben her ay en az $1080 kira veriyorum. Arkadaşlar, yaşamış olduğum bu apartman sitesinin kirasının içerisinde tahsis edilmiş kamu hizmetleri ve servisler var. Yani kanalizasyon ve su faturası. Bu benim kiranın içerisine dahil edilmiş durumda. Artı çöp programı. Arkadaşlar, burada çöplüğe gidip çöpe atmıyorsunuz. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, haftanın 5 günü, cuma ve cumartesi günleri genelde izin yapıyorlar. Akşam saat 6.30-7 arasından başlayıp akşamleyin saat 9.30'a kadar, 2-2.5 saat içerisinde çöplerinizi çöp poşetine koyup kutunun içerisine bırakıp o kutuyu kapının önüne koyuyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz. Akşamleyin çöpleri toplamaya gelen arkadaş kovayı açıp poşeti alıp sırtındaki büyük çantaya atıp o şekilde apartmanı tık 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 1-1.5 saatte komple bitiriyor. Benim yaşamış olduğum apartman sitesinde toplamda 24 tane bina ve 256 tane apartman dairesi var. Onun dışında arkadaşlar Wi-Fi ücreti var. Yani leasing ofisi burada Wi-Fi ücretini sizden çıkartıyor. İçeride istedikleri gibi bilgisayarlarından, internetten her şeyini görüyorlar. Leasing ofis işlerini görüyorlar. Ama bunların faturasını kiracıya ödetiyorlar. İçeride toplamda şu anda 250 tane falan kiracı var. Her birinden şu anda $12.95 gibi bir Wi-Fi ücreti alıyorlar. Bu Wi-Fi'yi eğer havuza gelirseniz, spor salonuna gelirseniz ya da leasing ofiste bir işiniz varsa bilgisayarınızı ya da telefonunuzu getirip ya da leasing ofisteki bilgisayarları kullanarak internet işlerinizi çözebiliyorsunuz. Ama buna ihtiyaç yok, çünkü 256 tane evin içinde
internet zaten mevcut. Ve ben şu anda internet için cable and wifi, yani televizyon ve internet için toplamda $60 bir fatura ödüyorum arkadaşlar. Bu da kiranın içerisinde. Bu uygulama yeni geçti Ocak ayında. Onun dışında arkadaşlar bu ilaçtan olayı var. Haftalık $1 ile $8 arasında duruma göre, ihtiyaca göre ilaçlama yapıyorlar. Onun dışında topluluk başlıca yardım ücretinden bir ücret var, $10.84. Oldukça bayağı bir kakalamışlar. Onun dışında eğer isterseniz $100-$125 arasında apartman sitesinde ekstra olarak garaj satın alabiliyorsunuz. Aracınız için ya da bana garaj lazım, ben satış yapacağım, malzeme koyacağım, depolarda kullanacağım derseniz $100-$125 verip garaj kiralayabiliyorsunuz. Bizim apartman sitesinde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok olduğunu size söylemiştim. $50 ödeyerek ikisinin birden kurulumunu size yapıyorlar. Evet dostlarım, ben bu şekilde ev kirası, çöp gideri, ilaçlama, havuz temizliği, havuz bakımı, çimenlerin kesilmesi haftalık olarak. Onun dışında şu göletteki, görmüş olduğunuz arkamdaki büyük bir gölet var arkadaşlar. Burada balık tutuyor insanlar. Ben henüz tutmadım. Bu göletin temizlenmesi, onun dışında kullanmasam da işte hayvanlar için temizlik alanı, onun dışında arkadaşlar Wi-Fi ve internet, aynı zamanda televizyon. Televizyon derken arkadaşlar televizyon kanalları, televizyonu ben kendim aldım. Onun dışında arkadaşlar İsterseniz eğer garaj, ekstra, onun dışında çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, bunların hepsi için ben toplamda $1,180 ile $1,190 arasında her ay bir ücret ödüyorum. Ve benim yaşamış olduğum apartman dairesi 815 square feet, bu da yaklaşık olarak tam 75 metrekare yapıyor. Üçüncü katta oturuyorum. Yüksekte yaşamayı seviyorum. Çünkü Nisan'dan Eylül-Ekim ayına kadar balkonda oturmak bana keyif veriyor. Bütün işlerimi orada görüyorum. Bilgisayarımı balkona çıkartıp çayımı yudumlayarak, çekirdeğimi çıtlayarak bütün işimi gücümü görüyorum. Orada kendime ait bir masam var. Kendime ait bir hayatım var. Üçüncü katta olmayı seviyorum. Sizlerin fikirlerine, kararlarına saygı duyuyorum. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Onun dışında merak eden ve edecek olanlar için az önce girdiğim gibi fiyatları da aldım. Şimdi size 3-5 tip evle ilgili, ev tarzı ile ilgili, ev tipi ile ilgili fiyat vermek istiyorum. Arkadaşlar benim yaşamış olduğum apartman kompleksi bir yatak odası ve bir banyo. 815 square feet. Bunun dışında 644 square feet, 758 square feet, 816 square feet ve 874 square feet olmak üzere toplamda 5 farklı tip var. Sadece bir yatak odası, bir banyo olan ve aynı zamanda bir yemek odası, bir oturma odası ve bir mutfak. Mutfak ile oturma odası Amerikan tarzı aynı yerde. Sadece ortada hafif yarım bir tane duvar var arkadaşlar. Onun dışında burada çoğu evlerde kiler var. Mutfağın hemen yanında böyle ne bileyim bakkal rafı gibi kuru gıdalarınızı, bakliyatlarınızı saklayabileceğiniz tarzda. Onun dışında çamaşır makinesi ve kurutma makinesi burada küçük bir yere gömülmüş şekilde. Balkon hemen hemen de her evde var. Geniş katlarda bile balkon var arkadaşlar burada. Merak edenler için 3 yatak odası ve 2 banyo olan tam $2,000. Diyeceksiniz ki şimdi $2,000 biz house'ta kalırız. Ama arkadaşlar house'ta kaldığınızda emin olun bununla sınırlı olmayacaktır. Gideriniz, malzemeleriniz, ihtiyaçlarınız, tamir işleri falan filan olduğu zaman 2000 olur size, 2300, 2500, 2600. Artı Amerika'da işçilik çok pahalı. Örnek veriyorum, bir kapıda, pencerede bir sorun olduğunda eğer bunu tamir edemeyecekseniz ve tamirci çağırırsanız, hele su tesisatı ya da başka bir iş, bunun masrafı çok fazla. Neyse arkadaşlar, umarım size faydalı bir video olmuştur. Unuttuğumu düşündüğüm fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Eğer bu konuyla ilgili aklınıza bir soru, bir sorun olursa
Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Özellikle benimle iletişime geçmek isteyenler için altıma hemen şuraya e-mail adresimi bırakıyorum. Benimle bağlantıya geçebilirler. Ve benimle bağlantıya geçen kişilerin %98 ile muhtemelen geri dönüş yapıp elinden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bunu benimle bağlantıya geçip yine yanıt alan kişiler özellikle biliyordur. Bir videonun da sonuna geldik. Videoma zaman ayırıp izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Texas, Dallas, Frisco'dan sevgilerle.